5 milyon lira nakit parayı 48 saat sonunda bildireceğim yere getirmediğiniz takdirde oğlunuzu yok bilin. 5 milyon lira mı? Nereden bulabilirim ben bu kadar çok parayı? Ne, 5 milyon mu? Orası sizin bileceğiniz iş. Polise haber verir veya bir numara yapmaya kalkışırsanız sonuç kanlı olur. Alo? Alo? Kapattı. Ne oluyor, anlatsana. Hakan'ı kaçıran haydutlar oğlumu iade etmek için 5 milyon lira para istiyorlar. Aksa'yı da öldüreceklermiş. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum. Bu kadar telaşlı ve aceleci olmayın. Hiç değilse sesini duyamaz mıyım? Yerimden telefon açacak kadar aptal değil. Bir kulübeden arıyorum. Saat tam 3'te Çekmece'deki sandal iskelesinde bekliyorum. Para nakit olarak hazır mı? Evet, evet, nakit ve hazır. Unutmayın, saat tam 3'te tek başına Çekmece'deki sandal iskelesinde bekliyorum. Parayı tam ve nakit olarak isterim, bilmiş olun. Anlaşıldı mı? Söylediklerimi unutmayın. Tekrar ediyorum, en ufak bir hatanız oğlunuzun hayatına mal olur. Anlaşıldı mı? Tek başınıza, söylediğim saatte. 22, 22, 22. Evet. Adam nasıl korkuyor öldü? Burası da benim. Seç istediğin arabayı. Seç. Hangisini istersen. Seç. Bir şey içer misin? Oğlum, iki Pepsi. Diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Kadını kaçırma. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. İyi bak ahbap, o zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, niçin? Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizler öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Kadını kaçırma. Anıt Ticaret gırgırla sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. Yeah.
yücelere, canlar kurban sevenlere, güneş doğdu yücelere, canlar kurban sevenlere. Toprağımın gülüsünü sen, kim bilir yarın nerede duyulacak sesin, 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 sesin. Thank you.
sana son defa söylüyorum. O şarkıcıyla ilişkini keseceksin. O tip erkeklerden koca olmaz, anlıyor musun? Vahdet çok iyi bir insan ve birbirimizi seviyoruz baba. Ben o tipleri iyi tanırım. Gigolo ruhludur. Sahte sevgiyle zengin kadınları tuzağa düşürüp sömürürler. Zengin bir babanın kızı olmasaydın gerçeği görebilecektin. Tanımadığın bir kişiyi bu şekilde itham etmeye hakkın yok baba. Kız doğru söylüyor bey. Tanımadan hüküm yürütmen haksızlık. Sen bari böyle konuşma hanım. Benim bütün uğraşım sizler için. İzmirli dostum Recep Bey'le ortak giriştiğimiz büyük yatırımın en büyük bağı olan kızımı Recep Bey'in oğlu Engin'e vereceğime söz verdim. Benim fikrimi almadan nasıl söz verirsin? Hangi çağda yaşıyoruz baba? Babana karşı mı geliyorsun? Bu cesareti nereden buluyorsun? Bakın, ben bu duruma sokaktan tanıdığım insanlarla gelmedim ve paramı sokaktan birine kaptırmak niyetinde de değilim. Vahdet sokaktan biri değil baba. Üstelik sevilen, tutulan, istikbali olan bir şarkıcı. Ayrıca kimseye de ihtiyacı yok. Çizmeyi aşıyorsun Özlem. Sonra ben Recep Bey'in yüzüne nasıl bakarım? Bütün itibarım yok olur. İtiraz istemiyorum. Bu mevzu kapanmıştır. Hayır baba. Vahdet'i seviyorum. Onunla evlenebilmek için her şeyi göze alırım. Haksızlık ediyorsun bey. Birbirini sevenlere yardımcı olmalısın. Hanım, unutma ki bütün çabam ve yatırımlarımı kızımın geleceği için yapıyorum. Ve damadımın da kızım kadar tanıdığım birisi olmasını istiyorum. Allah'a çok şükür. Halimiz çok iyi. Bir kızımız var. Onun mutluluğu her şeyden önemli. Güzel konuşuyorsun hanım. Ama ben bu hale kimsenin fikrini almadan geldim. Bundan sonra da vereceğim kararlarda yanılacağımı mı sanıyorsun? Unutma ki kızını dövmeyen dizini döver. Sevgilim. Çok beklettin mi? Seni bir ömür boyunca bekleyebilirim. Gene de şikayetçi olmam sevgilim. Beni fazla şımartıyorsun hayatım. Sen buna fazlasıyla layıksın. Ne dersin, balık yemeye gidelim mi? Hı? Neden olmasın? Canım benim. Traktörün son senedi olan 600 bin lirayı temin edemedim. Ödeyemedim takdirde traktörü elimden alacaklar. Ne yap yap bu parayı bana temin ederek gönder. Ellerinden öperim. Oğlun Hüsnü. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
Bey, sizden bir ricam var. Eğer bana yardımcı olursanız size minnettar kalırım. Ağzımda lafı gevereme de çabuk konuş. Görüyorsun meşgulüm. Buyurun bey. Ha? Ne yapacağım ben bunu? Bu parayı bana borç verirseniz size azar azar öderim. Hayatta sadece tek oğlum var. Ne kadar zamanda ödersin? Aylığımın yarısıyla geçinirim. Yarısını borç bitinceye kadar azar azar kesersiniz. Benimle dalga mı geçiyorsun İhsan Efendi? Bu borcu ödemen seneler sürer. Şimdiki 600 binin o zamana kadar değeri 600 liraya düşer. Neticede evlenecek değil miyiz canım? Evet. Birbirimizi seviyoruz. Bizi hiçbir kuvvet ayıramayacak. Senden ayrı olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Niçin bu kadar gülümsersin? Hem bak baban da beni görüp tanımak istemiş. Babamı ikna etmek kolay olmadı. Daha doğrusu mecbur kaldı diyebilirim. Bizim için netice önemli sevgilim. Aksi olsaydı kaçacağımı biliyordu. Öyle bir duruma düşmeden anne ve babanın rızasıyla evlenmemiz çok kutsal olacak. Evet sevgilim. Önümüze bir engel çıkmaması için telli babaya gidip dua edeceğim. Aynı şeyi ben teklif edecektim. Hadi canım. Saattir neyin hesabını yapıyorsun be? Biliyorsun misafir gelecek. Hesabı yaptım hanım. Paraların numaralarını kaydediyorum. Ben Sarraf Muttalib'im. Ne olur ne olmaz tedbirimi alayım da. Ne kadar kötümsersin bey. Ne olabilir ki? Uzatma hanım. İşimi senden öğrenecek değilim. Tamam tamam. Hoş geldin. Buyur canım. Ne zahmet ettin? Rica ederim. Gel. Babam. Öpeyim. Fatih. Hoş geldiniz. Hoş anne. Geldin evladım. Hoş ne bulduk efendim. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız efendim? Oğlum? Hürmetler ederim efendim. Sağlığınıza duacıyım. Nasılsın?
Sağ ol kızım, sağ ol. Buyur anne. Mersi canım. Teşekkür ederim. Eline sağlık, pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun oğlum. Sağ olun efendim. Özlem, kızım gel bana yardım et. Geliyorum anne, şimdi dönerim. Oğlum müsaadenle, benim de biraz işim var. Yarın İzmir'e gideceğim de. Tabii efendim. Nasıl efendim? İşlerim çok yoğun. Evet oğlum, bildiğin gibi değil. Yarın da alelacele İzmir'e gidiyorum. Allah kolaylık versin. Bir ziyaretçiniz var efendim. Ya öyle mi? Ben şimdi dönerim. Tabii efendim. Nasıl gidiyor Vahdet? Şimdilik iyi galiba. İnşallah, inşallah. Olamaz. Aman Allah'ım. Olamaz. Ne işte, var baba? Bakın, çantamdaki paralar yok olmuş. İhsan efendi! Buyurun efendim. Paralar nerede? Ne bileyim bey. Siz bir ara dışarı çıktığınızda şarkıcı bey çantanın yanında... Peki sen niye ayrıldın buradan? Bilemeyeceğim bey. Nasıl söyleyeyim? Günahını almayayım ama adamın... Allah var yukarıda. Olacak şey değil bu. Ben de şaştım buna. Hiç olacak Hanım, bir şey. Hanım mahvoldum, yandım ben. Hayır olamaz, imkansız bu. Nasıl olur bey, kim alır? Polis olayı açığa çıkartacaktır. Çekilme. Allah'ım neler duyuyorum. Alo, polis mi? Acele hırsızlık masasını bağlayın bana. Allah Allah. Evet, buyurun. Polis. Bu akşam zengin iş adamı Muttalip Bey'lerde miydin? Evet oradaydım. Muttalip Bey'in paraları çalınmış. Evinde arama yapacağız. Peki ama ne ilgisi var benimle? Sizden şüpheleniyor. Arama yapacağız. Pekala. Buyurun istediğiniz gibi. Sen şöyle bak. Nereden bileyim? İnanın bana bilmiyorum. Nasıl gelmiş olabilir buraya? Paraların numaraları aynı. Bunu nasıl izah edeceksin? Sizden başka gelen olmamış. Bir ara bakın, sonunda... Bakın benim hiçbir şeyden haberim yok.
İnanın bana, hiçbir şey bilmiyorum. Bir ara salonda yalnız kalınca paraları aldın değil mi? Deliller aleyhinde. Bu paraları cebine kendinden girdiğini söyleyemezsin değil mi? Seni tutukluyorum. Merkeze gideceğiz. Mahkeme gereken cezayı verecektir. Allah'ım sen bana yardım et. Sana o ne idüğü belirsiz Vahdet denilen adamla görüşmemen için çok ikazda bulundum. Ama beni dinlemedin. Vahdet'in hırsız olacağına hala inanamıyorum bu. Suçüstü yakalanıp kanuni merciler cezasını tespit etti. Bütün gazeteler bunu yazıyor. Canım. Sen hala bunu kabullenemiyorsun. Seni dinlememekle hata etmişim baba. Ama nereden bilebilirdim ki? Üzülme evladım. Daha çok gençsin. Hayatı ve insanları yeterince tanımıyorsun. Gel yavrum. Üzüntünü anlıyorum canım. Ah canım. Gel. Bu o şarkıcı çocuk değil mi? Evet abi, ta kendisi. Suçu neymiş? Hırsızlık mı, tırnakçılık mı? Senin anlayacağın büyük bir voli vurmuş. Ya, ya. Demek öyle. Kızım, kendini bu kadar üzüp harap etme. İçinde bulunduğun durumu çok iyi anlıyorum. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Özlem, istersen bir haftalığına İzmir'e dayınlara git. Senin için bir değişiklik olur. Ha? Hayır anne, bir yere gitmek istemiyorum. İzmir kelimesini de bir daha duymak istemiyorum. Baksana lan. Git işine be kardeşim. Benimle uğraşma. Kim olduğumu bile bilmiyorsun. Kim olursan ol. Ben adamın böbreğinden şiş, kulağından kuş yapayım. Ben seni kuş yapayım da gör. Durun, dağılın lan. Durun lan, bu kadar kişi bir adama karşı utanmıyor musunuz? Helal olsun delikanlı, bu kadar adamla başa çıktın. Ne duruyorsunuz da lan? Bükemediğiniz bileğin öpüleceğini bilmiyor musunuz? Özür dileyin abinizden. Hadi bakayım. Gerek yok, gerek yok. Affedersin abi. Kusura bakma arkadaş. Öpeyim abi. Affedersin.
Tamam tamam, hadi işinize bakın. Hadi yaylanın lan. Yaylanın. Gel kardeş, gel. Helal olsun delikanlı. Sesin gibi bileğine de kuvvetlisin. Allah vergisi, sağ ol. Görmüyor musunuz lan, değerli misafirimiz var. Bize çay getir. Evet abi. Yak bir sigara. Sağ ol. Yok estağfurullah. Yak yak. Teşekkür ederim. Buyur. Önce misafire ver. Buyur abim. Buyur abim. Sağ ol. Benim temiz duygularımı alet ederek beni kullanman güvendiğim kişiliğini açığa çıkardı. Geçmiş günler bende güzel bir anı olarak kalacak. Bundan böyleyse ben seni ölmüş olarak kabul ettim. Sen de beni öyle kabul et. Olmaz, olamaz. Haber fena herhalde. Hem de nasıl? Beni öldürselerdi daha iyi olurdu. Aldırma, bu da geçer. Üzme kendini. Böylelikle hak yerini buldu. Ve kızımın Recep Bey'in oğluyla evlenmesine de bir mani kalmadı. Hayırlısı neyse öyle olsun bey. Bundan sonra Recep Bey'le de iyice pekişmiş oluruz. İki gün sonra İzmir'e gittiğimde nişan gününü tespit ederiz. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ne oluyor bana? Özlem, yavrum neyin var? Ay, Özlem. Başım dönüyor. Ne oldu kızım? Neyim var? Yavrum. Üşüttü mü acaba? Hemen bir doktor çağır. Tabii. Canım. Nesi var doktor hanım? Korkulacak bir şey yok. Aksine sevineceğiniz bir haberim var. Güzel. Yakında bir torununuz olacak. Hayır. Olamaz. Hayır. Sen neden düştün buraya merak ettim. Anlatır mısın? Anlat hadi. Anlat, açılırsın. Alnıma yazılmış, önüne geçilmez ki. Derdimle bir de sizleri üzmeyeyim. Neden üzüleyim? İyi ve dürüst bir insansın. Sadece merak ettim. Suçun ne? Madem istiyorsunuz size baştan anlatayım. Anadolu'dan İstanbul'a gelerek tahsilimi tamamladım. Son tahsil yıllarımda sesimin güzel, benim yetenekli olduğum hep söylendi. Biraz da kendi arzumla sahne hayatına atıldım. Bu arada Özlem isminde bir kızla tanıştım. Birbirimizi deliler gibi sevdik. Evlenmek istiyorduk. Sevgimiz tertemiz ve içtendi. Ne
suçsuz olduğum halde bütün deliller aleyhimeydi. İşte şimdi de buradayım. Kızın babasının gazabına uğramışsın sen arkadaş. Anlaşılan kaderin oyununa gelmişsin. Sana tuzak kurmuşlar. Ne denir?
Madem bu kadar istiyorsunuz, sizi kırmayacağım. Duygular umut gemisi.
sesi, uzaklarda bir yar sesi, seraplar gibi. Bravo, bravo, bravo. Helal olsun, çok güzel söyledin. Çok güzeldi, tebrikler. Sağ ol, sağ ol. Gel bakalım, gel. Yakalayacağım, hop, yakaladım. Canım benim. Eyvallah. Eyvallah. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Üzülme, sayılı günler çabuk geçer. Bizim nasıl geçti? Senin namına çok seviniyorum. Özleyeceğim seni. Üzülme, bu anı sen de yaşayacaksın. Tahliye olunca beni bulacağın yeri biliyorsun. Tahliye olunca bekleriz. Tabii tabii. Hele o gün bir gelsin de. Koğuş sana emanet. Tabii. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Eyvallah çocuklar. Güle güle, güle güle. Mehvari mevcudat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Yara selavat, Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işiden her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asar eder Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, herkes hep der olmaya anın sonu. Sufun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ah.
Aa, neyin var? İhsan efendi, neyin var? Aa, İhsan efendi. Kalbim, kalbim, ölüyorum galiba. Seni açayım. Eğer gerçeği aydınlatmadan ölürsem gözlerim açık gider. Gözlerim açık gider benim. Bakın size anlatayım. Ne gerçeği? Neyle ilgili? Allah sizleri de kurtarsın arkadaşlar. Alasma aldık. Hoşça kalın. Estağfurullah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şikayetim var kaderden yana, bir avuç gül oldum ben yana yana. Şikayetim var kaderden yana, bir avuç gül oldum ben yana yana. Allah'ım ya onu kavuştur bana, sesini duymadan
durmada yaşamanın sanki ne fayda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arap Kadri'yi arıyorum. Arap Kadri'yi mi? Evet, nerede bulabilirim? İşte orada. Şerefe, öyle planlarım var ki duyunca aklın şaşacak Oski. Merhaba. Vay! Aslanım bahçelerim. Aslanlarım benim, aslanlarım. Talih oldun demek. Tabii, orada yıllanacak değil mi? Hadi gel otur, gel atsındır herhalde. Hem de nasıl. içeriden ne haber? Asıl haberler sizde. Kimler tarih oldu, kimler girdi anlasana. Ya rahat bırak da yemeğini yesin. Doğru söylüyor bak. Hey garson, misafirimiz var, buraya bak. Tamam abi. Hey canım. Aslanım. Sağ olasınız, var olasınız. İyi görünüyor değil mi? Çakı gibi. Sizden ne var ne yok? Hayır, anlasanıza. İşlerimiz tıkırında, birazdan konuşuruz. Bundan sonra beraber çalışırız artık değil mi? Siz münasip gördükten sonra tabii, tabii bayılırım. Anca beraber, kanca beraber. Evelallah Huski, tabii yani, ben de aynını ya düşünüyorum. Tabii, göreceksin paraya boğacağım seni. İnşallah. Bitiremeyeceğimiz iş kalmayacak. Evelallah. Yürüyün, hadi bakalım. Hoppa! Ay, yaşasın be! Beş başlarlık be! Bu defa da baltayı taşa vurmadan içi bitirdi. Evelallah. Kıl çeker gibi. Tabii. Sıra bölüm böyle. Tabii, tabii. Ver bakalım. Arpalara bak. Eskiler benden. Duble olsun. Şu arpalara bak. Hayatında gördün mü bu kadar ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Adam nasıl korktu öldü. Dokunacağım dillerine kurban olan.
Gene daldın be. Hiç sorma. Şu dünyanın haline bak. Dün meteliğe kurşun atıyordum. Bugün alem yapıyoruz burada. Para gani be koçum. Daha büyük işlerimiz olacak. Para su gibi akacak. Hadi gel eğlenmene bak. Kafanı takma. Takma kafanı. Hadi gel. Gel elini. Hadi gel gel. Akıllı kaçırdılar baba. Mahvoldum bey. Haydutlar. Dur, heyecanlanmayın. Bir şeyler yapacağız elbette. Bey. Bırakın beni anne. Sus lan velet, kes sesini. Bırakın beni. Kafamı bozma benim. Otur şuraya. Ben annemi istiyorum. Dur bakalım Harol. Gel yavrum. Gel. Gel canım. Hiç merak etme sen. Çık. Merak etme. Anneni göreceksin yavrum. Korkma. Korkma. Korkacak bir şey yok. Adın ne bakayım senin ha? Hakan. Ben annemi sıra telefonda. Vay Hakan vay. Ağlama. Alo. Alo. Beni dikkatle dinleyin. Oğlunuz elimizde. Kimsiniz siz? Oğlumu neden kaçırdınız? Bizim kim olduğumuz önemli değil. Şimdi iyi dinleyin. Ne istiyorsunuz? Oğlum nasıl? Sesini duymak istiyorum. Merak etme, duyacaksın. Çocuğu getir, annesi sesini duyuyor. Gel yavrum gel. Şimdi annenle konuşacaksın. Hadi ağlama. Hadi konuş yavrum. Anne, anneciğim, anne. Aferin sana. Oğlum benim. Neredesin? Ne yapıyorsun? Anne. Tamam yeter. Anne. Anne ver, ver. İstiyorum. Alo oğlumu verin bana. Alo ne oluyor orada? Annemi istiyorum annem. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Emirlerime itaat etmezseniz oğlunuzu bir daha göremezsiniz. Sus ulan velet, seni mi dinleyeceğim? Ağır ol bakalım. İşte buna müsaade edemem. Gel, gel oğlum. Al, al şekeri. Hadi al bakayım şunları. Bak şeker. Şeker sevmiyor musun yoksa? Aa, erkek adam şeker sevmez mi? Çok ayıp. Al bakayım şunları. Bak, eğer şekerleri alırsan ben sana oyuncak da alırım. Hadi dinle bakayım beni. Hakan. 5 milyon lira nakit parayı 48 saat sonunda bildireceğim yere getirmediğiniz takdirde oğlunuzu yok bilin. 5 milyon lira mı? Nereden bulabilirim ben bu kadar çok parayı? Ne, 5 milyon mu? Orası sizin bileceğiniz iş. Polise haber verir veya bir numara yapmaya kalkışırsanız sonuç kanlı olur. Alo? Alo! Kapattı. Ne oluyor anlatsana. Hakan'ı kaçıran haydutlar oğlumu iade etmek için 5 milyon lira para istiyorlar. Aksa'da öldüreceklermiş. Ne dedin? 5 milyon lira ha? Bunlar şaşırmış olmalı. 48 saat süre tanıdılar. Pis haydutlar. Gösteririm ben onlara. Zavallı yavrum haydutların elinde. Onu bir daha göremezsem çıldırırım. Ay yavrum. Derhal polise haber vereceğim. Haydutların yakalanmalarını isteyeceğim. Torunumun da geri getirilmesini isteyeceğim. Hayır baba, bunu yapamazsın. Polise bildirirsek öldürürler oğlumu.
Haklı olursun baba. Oğlumu kurtaralım haydutların elinden. Temin et bu parayı ne olur. Oğlumsuz yaşayamam. Öldürürüm kendimi, öldürürüm. Sen üzülme öyle. Oğlum. Üzülme sen yavrum. Baksana neler aldım. Bak. Bak. Ne güzel şeyler. Hadi al. Bunların hepsi senin. Hayır, ben annemi istiyorum. Merak etme. Annene kavuşacaksın. Hadi bak, bu ayı bingo. Bak, hepsi senin bunların. Bu da top. Benim mi bunlar? Ah, ne kadar güzel şeyler. Hepsi senin. Ne kadar güzel. Hadi al bunları, oyna. Ayıya bak. Bu ayı benim mi olacak şimdi? Tabii senin. Yediğim darbe yüzünden çok ıstırap çektim. Bir de evlat acısı çektirme bana. Yalvarırım Allah'ım. Oğlumu bana kavuştur. Hayatta tek dayanağım odur. Hadi yakala bakalım. Tamam. Hop. Sıkı dur. Hop. Tuttum. Aferin sana. Şimdi bakalım. Hop. Tamam. Bakalım bunu tutacak mısın? Hop. Yandan attın. Hadi kedi kaleci Hakan. Hadi hop. Hop. Tuttum. Aferin. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Sıkı dur. Sıkı dur pehlivan. Ne oyun böyle bu Hakan'la? Ah, fenayım. Ben yendim. Şampiyon benim. Bana bak, sen büyük bir güreşçi olacaksın galiba. Şampiyon benim. Ne iştir, anlamadım gitti. Neyi? Ya bizim şarkıcı çocukla ahbap oldu be. Takma kafanı böyle şeylere. Biz paramıza bakalım. Söylesene Arap. Bak şimdi, evde telefon varken neden buradan açıyoruz? Ya ne kuş kafalı adamsın be. Polise bildirmişlerse polis telefondan bizi bulabilir, anladın mı şimdi? Alo? Benim. Sesimi tanıdınız sanırım. Sürenin dolmasına 4 saat kaldı. Evet, tamam. Tamam, sizi dinliyorum. Oğlum nasıl? Şimdilik iyi. İstediğim parayı hazırladıysanız oğlunuza kavuşacaksınız. Evet, istediğiniz para hazır. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum. Bu kadar telaşlı ve aceleci olmayın. Hiç değilse sesini duyamaz mıyım? Yerimden telefon açacak kadar aptal değil. Bir kulübeden arıyorum. Saat tam 3'te çekmecedeki sandal iskelesinde bekliyorum. Para nakit olarak hazır mı? Evet, evet, nakit ve hazır. Unutmayın, saat tam 3'te tek başına çekmecedeki sandal iskelesinde bekliyorum. Parayı tam ve nakit olarak isterim, bilmiş olun. Anlaşıldı mı? Söylediklerimi unutmayın. Tekrar ediyorum.
En ufak bir hatanız oğlunuzun hayatına mal olur. Anlaşıldı mı? Tek başınıza söylediğim saatte. Başımıza neler geldi? Ne yapalım, elden ne gelir ki? Bize haber vermediklerinden nasıl emin olacağız? Çocuğu öldüreceğimizden çekinip cesaret edemezler. Teşebbüs etselerdi şu anda polislerle cebelleşiyor olurdu. Az sonra bir daha görüşmemek üzere ayrılacağız küçük arkadaşım. Annen gelip seni alacak. Ben sizi çok sevdim. Neden bir daha görüşemeyeceğiz amca? Söyler misin? Ben de seni çok sevdim yavrucuğum. Ama böyle olması gerekiyor. Ne yapıyorsun? Kararımı verdim ben, polise gidiyorum. Duymadın mı dediklerini? Torunumuzu öldürürler sonra. Bu kadar parayı sokağa atamam. Hem torunumuzu sağ kurtaracağım, hem de paraları. Hayır, yapamazsın bunu. Müsaade etmeyeceğim. Çekil karşımdan, bana mani olma. Hayır, hayır, dur. Hadi diye öyle korkmuştum ki. Allah'a şükürler olsun, kavuştum sana. Anneciğim. Ne duruyorsun? Para çantanın içinde, al. Hayır. Parayı alıp
Çabuk kaçın buradan. Vahdet sen. Çabuk kaçın. Mümkün olduğu kadar çabuk kaçın neler buradan. Neler oluyor anlatsana. Şimdi anlatacak zaman yok. Hadi çabuk. Ne yapıyor bu adam, çıldırdı mı? Paraları aldılar, kaçıyorlar. Koşun, koşun. Vahdet. Siz çantayı alın, kaçın. Hayır. Ben onları oyalarım. Bu durumda bırakamam. İşte oradalar. Tamam, tamam. Yürüyün çabuk. Hayır, hayır, seni bırakamam. Yaralısın. Çabuk gidin. Hayır. Gidin diyorum. Hayır. Dinleyin beni. Siz buradan, siz de buradan. Çabuk olun. Çabuk etrafını sarın, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Eyvah, polisler. Hay aksi, ne yapacağız şimdi? Kanun amına teslim olun. Atın silahlarınızı. Çabuk olun. Yaşasın, kurtulduk polisler. Atın silahlarınızı. Ateş etmeyin. Teslim olun. Teslim oluyoruz. Yürüyün. Kaldırın ellerinizi. Kurtulduk. Kurtulduk. Hadi yürüyün dedim size. Tamam memur bey. En ufak bir harekette bulunmayın, tamam. Sizin için zararlı olur. Hadi. Seni bu durumda bırakamam. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Hayır, hayır. Yine sen çıktın demek karşıma. Namussuz, alçak. Hayır baba, o bizi korudu. Bu soysuzdan böyle bir şey beklenemez. Hayatını tehlikeye atarak bizi ve paraları kurtarmaya çalıştı. İşte burada paralar, al. Hadi kalk bakalım, gidiyoruz. Bir dakika, yaralı görmüyor musunuz? Siz karışmayınız efendim, lütfen. Durun. Durun. Durun, her şeyi anlatacağım. Anne. Evet, ben size bütün gerçeği anlatacağım. Aslında bütün dolapları çeviren kocamdır. Hanım neler saçmalıyorsun, susar mısın sen? Hayır, susmayacağım. Bugüne kadar sustum. Her şeyi açıklığıyla anlatacağım. Kocamın ne mal olduğunu herkes bilsin. Anne. Hakikati bugüne kadar sakladım. Neler söylüyorsun anne? Çok, çok vicdan azabı çektim. Evet, komployu hazırlayan kocamdı. Uşak ölürken bütün gerçeği anlattı bana. Zavallı adamın kalbi tutmuştu. Ölüyordu. Senelerdir çektiği vicdan azabını açığa vurmadan ölmek istemiyordu. Çok pişman olmuştu. Oğlu için borç para istemiş kocamdan. Kocam reddetmiş. Ama sonradan Vahdet için bir şeytanlık düşünerek uşağı çağırmış. Vahdet'in geldiği gece numaralarını kaydettiği paraları uşağın Vahdet'in cebine koyması için ortamı hazırlamış. Oğlu için paraya ihtiyacı olan uşak istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kalmış. İşte böyle. Hiç haberi yokken paltosunun cebine koyulan para yüzünden zavallı Vahdet senelerce hapiste çürüdü. Kızım da mahvoldu. İşte gerçeği öğrendiniz. Siz de duydunuz. Bu adam yaptı. Siz de duydunuz. Vahdet. İyisin değil mi sevgilim? İyiyim. Sen çekil yavrum. Çekil bakayım. Hadi. Gidiyoruz, yardım et. Sayın konuklarımız, sizlere bugünün en büyük sürprizini açıklamakla gurur duyarız. Yıllarını kötü bir iftira yüzünden demir parmaklıklar arkasında geçiren değerli sahne ve ses sanatçısı Vahdet Vural'ın suçsuzluğu ispatlanmıştır. Kendisini tekrar siz dinleyicilerinin karşısına çıkarmaktan kıvanç duyarız. Ve işte karşınızda Vahdet Vural. Bravo.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz yakın ilginin karşısında çok duygulandım. Şu anda iki sevinci bir arada yaşıyorum. Hem sizlere hem de uğrunda canımı verebileceğim özlemime kavuştum. Kendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, işte benim özlemim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, iki. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Thank you.
İkimiz de gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. İkimiz de gururluyuz. Görüşsek de konuşmayız. Son defa söylüyorum, o şarkıcıyla ilişkini keseceksin. O tip erkeklerden koca olmaz, anlıyor musun? Vahdet çok iyi bir insan ve birbirimizi seviyoruz baba. Ben o tipleri iyi tanırım. Gigolo ruhludur. Sahte sevgiyle zengin kadınları tuzağa düşürüp sömürürler. Zengin bir babanın kızı olmasaydın gerçeği görebilecektin. Tanımadığın bir kişiyi bu şekilde itham etmeye hakkın yok baba. Kız doğru söylüyor bey. Tanımadan hüküm yürütmen haksızlık. Sen bari böyle konuşma hanım. Benim bütün uğraşım sizler için.
İzmirli dostum Recep Bey'le ortak giriştiğimiz büyük yatırımın en büyük bağı olan kızımı Recep Bey'in oğlu Engin'e vereceğime söz verdim. Benim fikrimi almadan nasıl söz verirsin? Hangi çağda yaşıyoruz baba? Babana karşı mı geliyorsun? Bu cesareti nereden buluyorsun? Bakın, ben bu duruma sokaktan tanıdığım insanlarla gelmedim ve paramı sokaktan birine kaptırmak niyetinde de değilim. Vahdet sokaktan biri değil baba. Üstelik sevilen, tutulan, istikbali olan bir şarkıcı. Ayrıca kimseye de ihtiyacı yok. Çizmeyi aşıyorsun Özlem. Sonra ben Recep Bey'in yüzüne nasıl bakarım? Bütün itibarım yok olur. İtiraz istemiyorum. Bu mevzu kapanmıştır. Hayır baba. Vahdet'i seviyorum. Onunla evlenebilmek için her şeyi göze alırım. Haksızlık ediyorsun bey. Birbirini sevenlere yardımcı olmalısın. Hanım, unutma ki bütün çabam ve yatırımlarımı kızımın geleceği için yapıyorum. Ve damadımın da kızım kadar tanıdığım birisi olmasını istiyorum. Allah'a çok şükür. Halimiz çok iyi. Bir kızımız var. Onun mutluluğu her şeyden önemli. Güzel konuşuyorsun hanım. Ama ben bu hale kimsenin fikrini almadan geldim. Bundan sonra da vereceğim kararlarda yanılacağımı mı sanıyorsun? Unutma ki kızını dövmeyen dizini döver. Sevgilim. Çok beklettin mi? Seni bir ömür boyunca bekleyebilirim. Gene de şikayetçi olmam sevgilim. Beni fazla şımartıyorsun hayatım. Sen buna fazlasıyla layıksın. Ne dersin, balık yemeye gidelim mi? Hı? Neden olmasın? Canım benim. Son senede olan 600 bin lirayı temin edemedim. Ödeyemedim takdirde traktörü elimden alacaklar. Ne yap yap bu parayı bana temin ederek gönder. Ellerinden öperim. Oğlun Hüsnü. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
Bey, sizden bir ricam var. Eğer bana yardımcı olursanız size minnettar kalırım. Ağzımda lafı gevereme de çabuk konuş. Görüyorsun meşgulüm. Buyurun bey. Ha? Ne yapacağım ben bunu? Bu parayı bana borç verirseniz size azar azar öderim. Hayatta sadece tek oğlum var. Ne kadar zamanda ödersin? Aylığımın yarısıyla geçinirim. Yarısını borç bitinceye kadar azar azar kesersiniz. Benimle dalga mı geçiyorsun İhsan Efendi? Bu borcu ödemen seneler sürer. Şimdiki 600 binin o zamana kadar değeri 600 liraya düşer. Neticede evlenecek değil miyiz canım? Evet ama... Birbirimizi seviyoruz. Bizi hiçbir kuvvet ayıramayacak. Senden ayrı olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Niçin bu kadar gülümsersin? Hem bak baban da beni görüp tanımak istemiş. Babamı ikna etmek kolay olmadı. Daha doğrusu mecbur kaldı diyebilirim. Bizim için netice önemli sevgilim. Aksi olsaydı kaçacağımı biliyordu. Öyle bir duruma düşmeden anne ve babanın rızasıyla evlenmemiz çok kutsal olacak. Evet sevgilim. Önümüze bir engel çıkmaması için Telli Baba'ya gidip dua edeceğim. Aynı şeyi ben teklif edecektim. Hadi canım. Neyin hesabını yapıyorsun bey? Biliyorsun misafir gelecek. Hesabı yaptım hanım. Paraların numaralarını kaydediyorum. Ben sarraf muttalibim. Ne olur ne olmaz tedbirimi alayım da. Ne kadar kötümsersin bey. Ne olabilir ki? Uzatma hanım. İşimi senden öğrenecek değilim. Tamam. Hoş geldin. Buyur canım. Ne zahmet ettin? Rica ederim. Gel. Babam. Öpeyim. Fatih. Hoş geldiniz. Hoş Anne. Geldin evladım. Hoş ne bulduk çok... efendim. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım efendim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız efendim? Oğlum? Hürmetler ederim efendim. Sağlığınıza duacıyım. Nasılsın? Sağ ol kızım, sağ ol.
Buyur anne. Mersi canım. Teşekkür ederim. Eline sağlık, pek güzel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun oğlum. Sağ olun efendim. Özlem, kızım gel bana yardım et. Geliyorum anne, şimdi dönerim. Oğlum müsaadenle, benim de biraz işim var. Yarın İzmir'e gideceğim de. Tabii efendim. Nasıl efendim? İşlerim çok yoğun. Evet oğlum, bildiğin gibi değil. Yarın da alelacele İzmir'e gidiyorum. Allah kolaylık versin. Bir ziyaretçiniz var efendim. Ya öyle mi? Ben şimdi dönerim. Tabii efendim. Nasıl gidiyor Vahdet? Şimdilik iyi galiba. İnşallah, inşallah. Olamaz. Aman Allah'ım. Olamaz. Ne işte, var baba? Bakın, çantamdaki paralar yok olmuş. İhsan efendi! Buyurun efendim. Paralar nerede? Ne bileyim bey. Siz bir ara dışarı çıktığınızda şarkıcı bey çantanın... Peki sen niye ayrıldın buradan? Bilemeyeceğim bey. Nasıl söyleyeyim? Günahını almayayım ama adamın... Allah var yukarıda. Olacak şey değil bu. Ben de şaştım buna. Hiç olacak bir şey. Mahvoldum, yandım ben. Hayır, olamaz. İmkansız bu. Nasıl olur bey? Kim alır? Polis olayı açığa çıkartacaktır. Kesilme. Allah'ım neler duyuyorum. Alo, polis mi? Acele hırsızlık masasını bağlayın bana. Allah Allah. Evet, buyurun. Polis. Bu akşam zengin iş adamı Muttalip Beyler'de miydin? Evet, oradaydım. Muttalip Bey'in paraları çalınmış. Evinde arama yapacağız. Peki ama ne ilgisi var benimle? Sizden şüpheleniyorum. Arama yapacağız. Pekala. Buyurun, istediğiniz sen şöyle bak. Nereden bileyim? İnanın bana bilmiyorum. Nasıl gelmiş olabilir buraya? Paraların numaraları aynı. Bunu nasıl izah edeceksin? Sizden başka gelen olmamış. Bir ara bakın, bakın benim hiçbir şeyden haberim yok. İnanın bana, hiçbir şey bilmiyorum. Bir ara salonda yalnız kalınca paraları aldın değil mi?
deliller aleyhinde. Bu paraları cebine kendinden girdiğini söyleyemezsin değil mi? Seni tutukluyorum. Merkeze gideceğiz. Mahkeme gereken cezayı verecektir. Allah'ım sen bana yardım et. Sana o ne idüğü belirsiz Vahdet denilen adamla görüşmemen için çok ikazda bulundum. Ama beni dinlemedin. Vahdet'in hırsız olacağına hala inanamıyorum bu. Suçüstü yakalanıp kanuni merciler cezasını tespit etti. Bütün gazeteler bunu yazıyor. Canım. Sen hala bunu kabullenemiyorsun. Seni dinlememekle hata etmişim baba. Ama nereden bilebilirdim ki? Üzülme evladım. Daha çok gençsin. Hayatı ve insanları yeterince tanımıyorsun. Gel yavrum. Üzüntünü anlıyorum canım. Canım. Gel. Bu o şarkıcı çocuk değil mi? Evet abi, ta kendisi. Suçu neymiş? Hırsızlık mı, tırnakçılık mı? Senin anlayacağın büyük bir voli vurmuş. Ya, ya. Demek öyle. Kızım, kendini bu kadar üzüp harap etme. İçinde bulunduğun durumu çok iyi anlıyorum. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Özlem, istersen bir haftalığına İzmir'e dayınlara git. Senin için bir değişiklik olur. Ha? Hayır anne, bir yere gitmek istemiyorum. İzmir kelimesini de bir daha duymak istemiyorum. Baksana lan. Git işine be kardeşim. Benimle uğraşma. Kim olduğumu bile bilmiyorsun. Kim olursan ol. Ben adamın böbreğinden şiş, kulağından kuş yapayım. Ben seni kuş yapayım da gör. Durun, dağılın lan. Durun lan, bu kadar kişi bir adama karşı utanmıyor musunuz? Helal olsun delikanlı, bu kadar adamla başa çıktın. Ne duruyorsunuz da lan? Bükemediğiniz bileğin öpüleceğini bilmiyor musunuz? Özür dileyin abinizden. Hadi bakayım. Gerek yok, gerek yok. Affedersin abi. Kusura bakma arkadaş, öpeyim abi. Affedersin. Tamam tamam, hadi işinize bakın. Hadi yaylanın lan. Yaylanın. Gel kardeş, gel.
Helal olsun delikanlı. Sesin gibi bileğine de kuvvetlisin. Allah vergisi, sağ ol. Görmüyor musunuz lan? Değerli misafirimiz var. Bize çay getir. Evet abi. Yak bir sigara. Sağ ol. Yok, estağfurullah. Yak, yak. Teşekkür ederim. Buyur. Önce misafire ver. Buyur abim. Buyur abim. Sağ ol. Güvenip inanmakla hata etmişim. Babamın sözlerine inanmamıştım. Ne kadar çok yanıldığımı şimdi anladım. Benim temiz duygularımı alet ederek beni kullanman güvendiğim kişiliğini açığa çıkardı. Geçmiş günler bende güzel bir anı olarak kalacak. Bundan böyleyse ben seni ölmüş olarak kabul ettim. Sen de beni öyle kabul et. Olmaz, olamaz. Haber fena herhalde. Hem de nasıl. Beni öldürselerdi daha iyi olurdu. Aldırma, bu da geçer. Üzme kendini. Böylelikle hak yerini buldu. Ve kızımın Recep Bey'in oğluyla evlenmesine de bir mani kalmadı. Hayırlısı neyse öyle olsun bey. Bundan sonra Recep Bey'le de iyice pekişmiş oluruz. İki gün sonra İzmir'e gittiğimde nişan gününü tespit ederiz. Sağ ol kızım. Sağ ol. Özlem, yavrum neyin var? Ay, Özlem. Başım dönüyor. Ne oldu kızım? Neyin var? Yavrum. Üşüttü mü acaba? Hemen bir doktor çağır. Tabii. Canım. Nesi var doktor hanım? Korkulacak bir şey yok. Aksine sevineceğiniz bir haberim var. Güzel. Yakında bir torununuz olacak. Hayır. Olamaz. Hayır. Sen neden düştün buraya merak ettim. Anlatır mısın? Anlat hadi. Anlat, açılırsın. Alnıma yazılmış, önüne geçilmez ki. Derdimle bir de sizleri üzmeyeyim. Neden üzüleyim? İyi ve dürüst bir insansın. Sadece merak ettim. Suçun ne? Madem istiyorsunuz size baştan anlatayım. Anadolu'dan İstanbul'a gelerek tahsilimi tamamladım. Son tahsil yıllarımda sesimin güzel, benim yetenekli olduğum hep söylendi. Biraz da kendi arzumla sahne hayatına atıldım. Bu arada Özlem isminde bir kızla tanıştım. Birbirimizi deliler gibi sevdik. Evlenmek istiyorduk. Sevgimiz tertemiz ve içtendi.
suçsuz olduğum halde bütün deliller aleyhimeydi. İşte şimdi de buradayım. Kızın babasının gazabına uğramışsın sen arkadaş. Anlaşılan kaderin oyununa gelmişsin. Sana tuzak kurmuşlar. Ne denir?
Madem bu kadar istiyorsunuz, sizi kırmayacağım.
olsun. Çok güzel söyledin. Çok güzeldi. Tebrikler. Sağ ol. Gel bakalım, gel. Yakalayacağım, hop, yakaladım. Canım benim. Eyvallah. Eyvallah. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Üzülme, sayılı günler çabuk geçer. Bizim nasıl geçti? Senin namına çok seviniyorum. Özleyeceğim seni. Eyvallah. Üzülme, bu anı sen de yaşayacaksın. Tahliye olunca beni bulacağın yeri biliyorsun. Tahliye olunca bekleriz. Tabii tabii. Hele o gün bir gelsin de. Kovuş sana emanet. Tabii. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Eyvallah çocuklar. Güle güle. Güle güle. Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa Yarar Selavat Allah adın zikredelim evvela Vacip oldu Kim ol evvel ana Her işi asar eder Allah ana Allah adı olsa her işin önü Herkes hep der olma Aşkıyla gelimdi Allah diyelim Derdiyle gözyaşıyla gidelim Ola kim rahmet kıla ol padişah ol kerim ol rahim ol ilah Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Lemme yasifun ve selamun alel mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha Ne oluyor? Neyin var? İhsan efendi neyin var? İhsan efendi Kalp
Kalbim, kalbim, ölüyorum galiba. Sen açayım. Eğer gerçeği aydınlatmadan ölürsem gösterim açık gider. Gösterim açık gider benim. Bakın size anlatayım. Ne gerçeği, neyle ilgili? Allah sizleri de kurtarsın arkadaşlar. Alasma aldık. Hoşça kalın. Estağfurullah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Faydası var.
babana ecel elim gelsin. Ya sen gel ya babana ecel elim gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arap Kadri'yi arıyorum. Arap Kadri'yi mi? Evet, nerede bulabilirim? İşte orada. Şerefe, öyle planlarım var ki duyunca aklın şaşacak Oski. Merhaba. Vay! Aslanım bahçeleri görüyorum. Aslanlarım benim, aslanlarım. Talih oldun demek. Tabii, orada yıllanacak. Hadi gel otur gel, atsındır herhalde. Benden asıl. İçeriden ne haber? Asıl haberler sizde. Kimler tarih oldu, kimler girdi anlasın. Ya rahat bırak da yemeğini yesin çocuk. Doğru söylüyor bak. Hey garson, misafirimiz var, buraya. Buraya bak. Tamam abi. Aslanım, sağ olasınız. Var olasınız. İyi görünüyor değil mi? Çakı gibi. Sizden ne var ne yok? Ha, anlasanız. İşlerimiz tıkırında. Birazdan konuşuruz. Şimdi. Bundan sonra beraber çalışırız artık değil mi? Siz münasip gördükten sonra tabii tabii bayılırım. Anca beraber, kanca beraber. Evelallah Huski, tabii ben de aynını düşünüyorum. Tabii göreceksin, paraya boğacağım seni. İnşallah. Bitiremeyeceğimiz iş kalmayacak. Evelallah. Hadi bakalım. Aa, yaşasın. Ne iş başardık. Bu defa da baltayı taşa vurmadan işi bitirdi. Evvel Allah. Kıl çeker gibi. Tabii. Yaşasın. Sıra bölüşmeli. Tabii, tabii. Ver bakalım. Arpalara bak. Eskiler benden. Duble olsun. Şu arpalara bak. Hayatında gördün mü bu kadar ha? 2, 3, 4, 5, evet. Adam nasıl korktu öldüreceğiz diye. Bu gidişle zengin olacağız be. Hadi bakalım. Ha, içelim arkadaşlar. Yarasın. Yarasın. Daha ne vurgunlar vuracağız. Şerefe. Çekmek, vur boynumu ben kölenim.
Gene daldın be. Hiç sorma. Şu dünyanın haline bak. Dün meteliğe kurşun atıyordum. Bugün alem yapıyoruz burada. Para gani be koçum. Daha büyük işlerimiz olacak. Para su gibi akacak. Hadi gel eğlenmene bak. Kafanı takma. Takma kafanı. Hadi gel, gel elini. Hadi gel, gel. Ne bu telaş? Akıllı kaçırdılar baba. Mahvoldu bey. Haydutlar. Dur dur, heyecanlanmayın. Bir şeyler yapacağız elbette. Bey. Bırakın beni anne. Sus lan velet, sesini. Bırakın beni. Kafamı bozma benim. Otur şuraya. Ben annemi istiyorum. Dur bakalım Harol. Gel yavrum. Gel. Gel canım. Hiç merak etme sen. Çık. Merak etme. Anneni göreceksin yavrum. Korkma. Korkma, korkacak bir şey yok. Adın ne bakayım senin? Hakan. Ben annemi istiyorum. Sıra telefonda. Vay Hakan vay. Ağlama. Alo. Alo. Beni dikkatle dinleyin. Oğlunuz elimizde. Kimsiniz siz? Oğlumu neden kaçırdınız? Bizim kim olduğumuz önemli değil. Şimdi iyi dinleyin. Ne istiyorsunuz? Oğlum nasıl? Sesini duymak istiyorum. Merak etme, duyacaksın. Çocuğu getir, annesi sesini duyuyor. Gel yavrum, gel. Şimdi annenle konuşacaksın. Hadi ağlama. Hadi konuş yavrum. Anne, anneciğim, anne. Aferin sana. Oğlum benim. Neredesin? Ne yapıyorsun? Anne, anne. Tamam yeter. Anne, anne. Ver, ver. İstiyorum. Alo, oğlumu verin bana. Alo, ne oluyor orada? Annemi istiyorum, annemi. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Emirlerime itaat etmezseniz oğlunuzu bir daha göremezsiniz. Sus ulan velek, seni mi dinleyeceğim? Ağır ol bakalım. İşte buna müsaade edemem. Gel, gel oğlum. Al, al, şeker ye. Hadi al bakayım şunları. Bak şeker. Şeker sevmiyor musun yoksa? Aa, erkek adam şeker sevmez mi? Çok ayıp. Al bakayım şunları. Bak eğer şekerleri alırsan ben sana oyuncak da alırım. Hadi dinle bakayım beni. Hakan. 5 milyon lira nakit parayı 48 saat sonunda bildireceğim yere getirmediğiniz takdirde oğlunuzu yok bilin. 5 milyon lira mı? Nereden bulabilirim ben bu kadar çok parayı? Ne, 5 milyon mu? Orası sizin bileceğiniz iş. Polise haber verir veya bir numara yapmaya kalkışırsanız sonuç kanlı olur. Alo? Alo? Kapattı. Ne oluyor, anlatsana. Hakan'ı kaçıran haydutlar oğlumu iade etmek için 5 milyon lira para istiyorlar. Aksel'de öldüreceklermiş. Ne dedin? 5 milyon lira ha? Bunlar şaşırmış olmalı. 48 saat süre tanıdılar. Pis haydutlar. Gösteririm ben onlara. Zavallı yavrum haydutların elinde. Onu bir daha göremezsem çıldırırım. Ay yavrum. Derhal polise haber vereceğim.
Haydutların yakalanmalarını isteyeceğim. Torunumun da geri getirilmesini isteyeceğim. Hayır baba, bunu yapamazsın. Polise bildirirsek öldürürler oğlumu. Ne olursun baba, oğlumu kurtaralım haydutların elinden. Temin et bu parayı ne olur. Oğlumsuz yaşayamam. Öldürürüm kendimi, öldürürüm. Sen üzülme öyle. Oğlum. Üzülme sen yavrum. Bak sana neler aldım. Bak. Bak. Ne güzel şeyler. Hadi al. Bunların hepsi senin. Hayır, ben annemi istiyorum. Merak etme. Annene kavuşacaksın. Hadi bak, bu ayı bingo. Bak, hepsi senin bunların. Bu da top. Benim mi bunlar? Ay, ne kadar güzel şeyler. Hepsi senin. Ne kadar güzel. Hadi al bunları, oyna. Ayıya bak. Bu ayı benim mi olacak şimdi? Tabii senin. Darbe yüzünden çok ıstırap çektim. Bir de evlat acısı çektirme bana. Yalvarırım Allah'ım. Oğlumu bana kavuştur. Hayatta tek dayanağım odur. Hadi yakala bakalım. Tamam. Hop. Sıkı dur. Hop. Tuttum. Aferin sana. Şimdi bakalım. Hop. Tamam. Bakalım bunu tutacak mısın? Hop. Hadi kedi kaleci Hakan. Hadi hop. Hop. Tuttum. Aferin. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Sıkı dur. Sıkı dur pehlivan. Ne oyun böyle bu Hakan'la? Ah, fenayım. Ben yendim. Şampiyon benim. Bana bak, sen büyük bir güreşçi olacaksın galiba. Şampiyon benim. Ne iştir, anlamadım gitti. Neyi? Ya bizim şarkıcı çocuklu ahbap oldu be. Takma kafanı böyle şeylere. Biz paramıza bakalım. Söylesene Arap. Bak şimdi, evde telefon varken neden buradan açıyoruz? Ya ne kuş kafalı adamsın be. Polise bildirmişlerse polis telefondan bizi bulabilir, anladın mı şimdi? Alo? Benim. Sesimi tanıdınız sanırım. Sürenin dolmasına 4 saat kaldı. Evet, tamam. Tamam, sizi dinliyorum. Oğlum nasıl? Şimdilik iyi. İstediğim parayı hazırladıysanız oğlunuza kavuşacaksınız. Evet, istediğiniz para hazır. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum. Bu kadar telaşlı ve aceleci oğlum. Hiç değilse sesini duyamaz mıyım? Yerimden telefon açacak kadar aptal değil. Bir kulübeden arıyorum. Saat tam 3'te Çekmece'deki sandal iskelesinde bekliyorum. Para nakit olarak hazır mı? Evet, evet, nakit ve hazır.
Unutmayın, saat tam 3'te tek başına çekmecedeki sandal iskelesinde bekliyorum. Parayı tam ve nakit olarak isterim, bilmiş olun. Anlaşıldı mı? Söylediklerimi unutmayın. Tekrar ediyorum, en ufak bir hatanız oğlunuzun hayatına mal olur. Anlaşıldı mı? Tek başınıza söylediğim saatte. Başımıza neler geldi? Ne yapalım, elden ne gelir ki? Haber vermediklerinden nasıl emin olacağız? Çocuğu öldüreceğimizden çekinip cesaret edemezler. Teşebbüs etselerdi şu anda polislerle cebelleşiyor olurdu. Az sonra bir daha görüşmemek üzere ayrılacağız küçük arkadaşım. Annen gelip seni alacak. Ben sizi çok sevdim. Neden bir daha görüşemeyeceğiz amca? Söyler misin? Ben de seni çok sevdim yavrucuğum. Böyle olması gerekiyor. Ne yapıyorsun? Kararımı verdim ben, polise gidiyorum. Duymadın mı dediklerini? Torunumuzu öldürürler sonra. Bu kadar parayı sokağa atamam. Hem torunumuzu sağ kurtaracağım, hem de paraları. Hayır, yapamazsın bunu. Müsaade etmeyeceğim. Çekil karşımdan, bana mani olma. Hayır, hayır, dur. Korkmuştum ki. Allah'a şükürler olsun, kavuştum sana. Anneciğim. Ne duruyorsun? Para çantanın içinde, al.
Çabuk kaçın buradan. Vahdet sen. Çabuk kaçın. Mümkün olduğu kadar çabuk kaçın neler buradan. Neler oluyor anlatsana. Şimdi anlatacak zaman yok. Hadi çabuk. Ne yapıyor bu adam, çıldırdı mı? Paraları aldılar, kaçıyorlar. Koşun, koşun. Vahdet! Siz çantayı alın, kaçın. Hayır. Ben onları oyalarım. Durumda bırakamam. İşte oradalar, tamam. Tamam, yürüyün çabuk. Seni bırakamam, yaralısın. Çabuk gidin. Hayır. Gidin diyorum. Hayır. Dinleyin beni. Siz buradan, siz de buradan. Çabuk olun. Çabuk etrafını sarın, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Eyvah, polisler. Hay aksi, ne yapacağız şimdi? Kanun amına teslim olun, atın silahlarınızı. Çabuk olun. Yaşasın, kurtulduk polisler. Atın silahlarınızı! Ateş etmeyin! Teslim olun! Teslim oluyoruz. Yürüyün! Kaldırın ellerinizi! Hadi! Kurtulduk! Kurtulduk! Hadi yürüyün dedim size! Tamam memur bey! En ufak bir harekette bulunmayın, tamam. Sizin için zararlı olur! Hadi! Seni bu durumda bırakamam. Hemen hastaneye götürmeliyim. Hayır, hayır. Yine sen çıktın demek karşıma. Namussuz, alçak. Hayır baba. O bizi korudu. Bu soysuzdan böyle bir şey beklenemez. Hayatını tehlikeye atarak bizi ve paraları kurtarmaya çalıştı. İşte burada paralar. Al. Hadi kalk bakalım. Gidiyoruz. Bir dakika. Yaralı görmüyor musunuz? Siz karışmayınız efendim, lütfen. Durun! 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 Her şeyi anlatacağım. Anne, evet. Ben size bütün gerçeği anlatacağım. Aslında bütün dolapları çeviren kocamdır. Hanım neler saçmalıyorsun, susar mısın sen? Hayır, susmayacağım. Bugüne kadar sustum. Her şeyi açıklığıyla anlatacağım. Kocamın ne mal olduğunu herkes bilsin. Anne. Hakikati bugüne kadar sakladım. Neler söylüyorsun anne? Çok, çok vicdan azabı çektim. Evet, komployu hazırlayan kocamdı. Uşak ölürken bütün gerçeği anlattı bana. Zavallı adamın kalbi tutmuştu. Ölüyordu. Senelerdir çektiği vicdan azabını açığa vurmadan ölmek istemiyordu. Çok pişman olmuştu. Oğlu için borç para istemiş kocamdan. Kocam reddetmiş. Ama sonradan Vahdet için bir şeytanlık düşünerek uşağı çağırmış. Vahdet'in geldiği gece numaralarını kaydettiği paraları uşağın Vahdet'in cebine koyması için ortamı hazırlamış. Oğlu için paraya ihtiyacı olan uşak istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kalmış. İşte böyle. Hiç haberi yokken paltosunun cebine koyulan para yüzünden zavallı Vahdet senelerce hapiste çürüdü. Kızım da mahvoldu. İşte gerçeği öğrendiniz. Siz de duydunuz. Bu adam yaptı. Siz de duydunuz. Vahdet. İyisin değil mi sevgilim? İyiyim. Sen çekil yavrum. Çekil bakayım. Hadi gidiyoruz, yardım et. Sayın konuklarımız, sizlere bugünün en büyük sürprizini açıklamakla gurur duyarız. Yıllarını kötü bir iftira yüzünden demir parmaklıklar arkasında geçiren değerli sahne ve ses sanatçısı Vahdet Vural'ın suçsuzluğu ispatlanmıştır. Kendisini tekrar siz dinleyicilerinin karşısına çıkarmaktan kıvanç duyarız. Ve işte karşınızda Vahdet Vural. Bravo, 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 bravo.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz yakın ilginin karşısında çok duygulandım. Şu anda iki sevinci bir arada yaşıyorum. Hem sizlere hem de uğrunda canımı verebileceğim özlemime kavuştum. Kendisini huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, işte benim özlemim. Diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Kadını kaçırma. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Ali abi, benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek ağlıyoruz. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Adını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim. Thank you.